Tüzük'te öyle aykırı maddeler var ki bunların çoğu Anayasa Mahkemesi'nden dönecek. Uyarıyorum. Kınama cezası, geçici çıkarma cezası, bunların sınırlarının genişletilmesi, para cezası. Arkadaşlar, yasama sorumsuzluğu diye bir kavram var. Yasama sorumsuzluğu. Yasama sorumsuzluğu. Ve meclis yargı yetkisini nasıl kullanacak değerli arkadaşlarım? Yani meclisteki çoğunluk yargı makamı olacak ve beğenmediği bir kelimeye, beğenmediği bir cümleye ceza kesecek. İşin bir boyutu bu. Ama ben bir başka boyutunu dikkatinize sunmak istiyorum. Acaba siz böyle yapmakla mecliste her türlü konunun konuşulmasına olanak mı tanıyorsunuz değerli arkadaşlarım? Bir kez daha düşünün. Öyle ya, iş parayla değil mi? Para benim değil mi? Parayı bastırırım, istediğimi söylerim. Bunun yolunu açmayın. Bunu bir kez daha düşünün. 37. maddeyi getiriyorsunuz. 37. maddede çok yanlış bir düzenleme değerli arkadaşlarım. Diyorsunuz ki siyasi parti grupları her hafta bir tane kanun teklifi getirecek. Anayasanın 87. maddesini okumadınız mı? Siyasi parti grupları kanun teklifi verebiliyor mu? Kanun teklifini Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri veriyor değerli arkadaşlarım. Açık oylama. Birazdan arkadaşlarımız anlatacak. Ben Ankara'nın Hayman ilçesinin bir sorununu burada çözülmesine tanık oluyorum. Ona evet diyeceğim. Ama Polatlı ilçesindeki bir sorun çözülmedi. Ona da hayır diyeceğim. Benim seçim bölgem. Bırakın seçmenlerim görsün beni. Siz de görsün ne yaptığınızı. Niye bundan kaçıyorsunuz? Yoklama. İşte yoklamanın esas mantığı şu manzara değerli arkadaşlarım. AK Parti yöneticileri diyor ki milletvekillerine, kanun başladıktan sonra git, ertesi gün öğleden sonra gel. Ne işin varsa gör. Değerli arkadaşlarım, böyle bir tablo yakışmaz mı meclise? İktidar partisi meclisi çalıştırmak durumundadır. Bu açıkça anayasaya aykırıdır ve Anayasa Mahkemesi geçmişte böyle bir uygulamayı iptal etmiştir. Grup önerileri. Dokunmayın değerli arkadaşlar. Bu mecliste her zaman biz kolaylık sağlıyoruz. Halkın yararına gördüğümüz her konuda arkadaşlarımız tanıktır. Öyle değilse öyle değil desinler. Ama yasalar çıkıyor değerli arkadaşlarım. 15 dakikadan 20 dakikadan feragat edeceğiz diye bakın karşınıza öyle manzaralar çıkar ki biz bütün maddelerde konuşuruz. Şimdi medyada giderken eldeki bulgurdan olmayan değerli arkadaşlarım. Bu parlamentonun bir işleyiş düzeni var. Biz o işleyiş düzeninde muhalefet olarak gerekli her türlü yasalarda halkın yararına olan konularda gerekli desteği veriyoruz. Buna hiçbir tereddüt yok. Bazen sizin hiç ummadığınız anda dahi bu mecliste tartışmalar bitiyor, kanunlar çıkıyor, her şey bir sonuca bağlanıyor. Bunlarla oynamayın. Bunlarla oynamayın. Bunlarla oynamayın derken sizlerin menfaati için söylüyorum. Bunları inanın ki bir müddet sonra iktidar değiştiğinde geleceksiniz bize ve o zaman haklıydınız diyeceksiniz. Ama o zaman çok geç olacak. Biz bu tarihi uyarılarımızı size yapmak durumundayız. Kayıtlara aldırmak durumundayız. Bu hatayı yapmayın. Bizleri dinleyin. Getirilen teklifler kesinlikle demokratik değil. Kesinlikle teamüllere uygun değil. Bunları anlatmaya çalıştık. Az arkadaşımız anlayabildiyse ne mutlu bize diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.